Merhaba hal izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Nijde Baştürk. Gezi davası kararını konuşacağız. 7 ay boyunca bu dosya kapsamında tutuklu bulunan bir isimle beraberiz. Yurt dışında olduğu için dosyası ayrılmış durumda. İnsan hakları savunucusu, sivil toplum eğitmeni Yiğit Aksakoğlu ile beraberiz. Merhaba Yiğit Bey, hoş geldiniz. Merhaba Dicle Hanım, hoş buldum. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Gezi davasında kararlar verildi. Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında olduğu isimlere 18'er yıl hapis ve tutuklama kararı çıktı. Siz bu karar sonrası şaşırdınız mı? Nasıl karşıladınız bu kararı? Ben bu kararın etkisinden ancak bugün yavaş yavaş çıkabiliyorum ve ne olduğunu ancak yani duygusal durumumu ancak değerlendirebiliyorum. Çünkü sanırım hepimiz çok ağır bir şiddete maruz kaldık. Yani tabii ki dava arkadaşlarım daha ağır bir şiddete ama biz de bu şiddeti görmüş olduk, şahit olduk. Çok ağırdı. Yani ben açıkçası hiç olumlu bir şey beklemiyordum. Maalesef Osman Bey'in tahliye almasını falan beklemiyordum. Dolayısıyla 2 sene önceki beraat kararı gerçek bir sürprizdi. Ama üstüne üstlük diğer bütün arkadaşların ayrıntısızca hani hiçbirinin de tek tek şey yapmadan hepsine silme 18 yıl verilip ve sonra da hemen orada tutuklanmalarını bence kimse beklemiyordu ve bu ağır bir şiddet. Yani gözlerimizin önünde insanların hayatlarını sorumsuzca mahvettiler. Ne zaman çıkacakları belli olmayan bir sürece soktular. Ve bu tamamen hukuksuz bir şekilde yapıldı. Yani hepimiz 30 ağır cezanın oy birliğiyle aldığı beraat kararından sonra hayatımıza devam etmiştik. Ta ki bu arkadaşlar yani geçen günkü duruşmada hepsi tekrar tutuklanana kadar. Dolayısıyla yani şaşırdım, üzüldüm, sarsıldım. Çok çok acı. Çok acı. Yani bunun bu kadar umursamazca bu kadar ağır cezaların verilmesi, Osman Bey'in ağırlaştırılmış müebbet alması için ortada hiçbir sebep yok. Bunu sadece orada o kararı okuyanlar değil, bütün dünya biliyor. Yani bu konuyla az çok ilgisi olan herkes biliyor. Burada envai çeşit hukuki artık bunun adı ne bilmiyorum ama ne diyelim el çabukluğu yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani neden çarşı davasıyla birleştirildi de sonra neden ayrıldı ve neden bu karar verildi? Hani ortada hiçbir de vesaire yani üzücü diyeyim, şaşırtıcı, şok edici. Vesaire çok onlar için daha zor olmalı, o aileleri için çok çok zor, çok üzücü bir karar olarak görüyorum temelde. Şimdi siz alel aceleye verilmiş bir karardan da bahsettiniz ve Avrupa Konseyi'nde yürütülen bir süreç de var bu anlamda. Ne dersiniz Avrupa Konseyi'ne bu anlamda nasıl bir gerekçe sunulmak isteniyor ve bundan sonra bu Avrupa Konseyi'ndeki süreç nasıl şekillenir bu karardan sonra? Valla ben de son dönemde bu konuda dile getirilen Avrupa Konseyi ve genel olarak Batı kurumlarının Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, hukukun üstünlüğü gibi konulardaki göstermelik ilgisini, hassasiyetini ben de çok üzücü buluyorum. Geçen gün birisi söyledi, gerçekten yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir beklentim yok. Çünkü hükümet de zaten oradan gelebilecek herhangi bir karşı adımla ilgili zaten önlemini çoktan almış oluyor. Onlar da işte bilmem ne prosedürünü başlatmaya karar vermek için o başlatma toplantısına bir karar verme toplantı. Yani saçma sapan bürokrasilerle uğraşıyorlar ve sonuç yok ve insanların hayatları cezaevlerinde harcanıp gidiyor, hukuksuzluk devam ediyor. Kimse de elini masaya vuramıyor. Çünkü maalesef iktidarın elinde ciddi bir mülteci kozu var. Bunun üstüne üstlük gelip elini sıkıyorlar. Hani bu işbirliğinin devam etmesini istiyorlar. Çünkü ödleri kopuyor, buraya daha fazla mülteci gelecek diye.
Şimdi siz de bu dosya kapsamında 2018 yılında yapılan gözaltılarla tutuklanmıştınız ve yaklaşık 7 ay boyunca tutuklu kaldınız. Şimdi sizinle ilgili duruma bakarsak size yöneltilen suçlama neydi o dönem? Yani siz kendinize daha doğrusu bunu bir nasıl bir açıklama getirdiniz bu tutuklanmayla ilgili? Tabii, yani davanın genelinden çok farklı işlemedi benimle ilgili süreçte. Yani niye tutuklandığımı da bilmiyorum. Açıkçası niye tahliye edildiğimi de bilmiyorum. Bunların hepsi bir gün öğrenmek istediğim, çok merak ettiğim şeyler. Yani benim ismim o listeye niye girdi, nasıl girdiği çok merak ediyorum. Çünkü ben 20 küsür senedir Türkiye'de çeşitli konularda sivil toplum alanında hem profesyonel hem aktivist olarak işler yapmış biriyim. Ve maalesef bu yaptığım işlerden herhangi birine referans verilerek işte hani suçlanmıyorum da hiç de yapamadığım aslında başlatıp da sonucunu getiremediğim işler genelde iddianamede girmiş ve beni suçladıkları şeyler halinde. İşte bunlardan bir tanesi Ivan Marovic'i getirmeye çalışmış olmam. İşte Otpor'un kurucusu vesaire. Ki bu sondan bir önceki duruşmada avukatlarımdan Aslı Kazan dile getirdi. Hakim dinlemek bile istemedi. Fakat şeye giren, iddianameye giren kısmında ben Ivan Marovic diyorum. İddianameye girmeyen kısmında ama ben onu şey yapmayayım, sizi şununla ilişkiye geçireyim diye ayrıca söylüyorum, mail atayım bilmem ne diyorum. Şiddetsiz Eylem diye bir tane site adı satın aldım zamanında. İşte oradan şiddetsiz eylemi yaygınlaştırmaya çalışmak falan filan. Ama hani ne yapmışım da ya, yani site adı alınca otomatik olarak yaygınlaşmıyor tabii. Ondan sonra bir tane gazeteci, kendine gazeteci diyen hükümet tetikçisi Kenan Kıran var Sabah gazetesinde. O dönüp dönüp şey diye 25 bin dolar, 25 bin dolar, 25 bin dolar almışız geziyi yaygınlaştırmak için. Valla bana yani ben 100 bin doları vereyim birileri yaygınlaştırabiliyorsa şimdi bugün yaygınlaştırsınlar yani 25 bin dolara 100 bin dolara böyle işler mi yapılıyormuş? Neyse zaten o parayı da almadık onu da ispat ettik vesaire ama mesele bu değil yani bana sürekli örgüt üyesi diyor 657 sayfa boyunca ismimin geçtiği her yerde örgüt üyesi Yiğit Aksakoğlu işte Osman Kavala'dan aldığı talimat ve yönlendirmelerle diyor. Ne bir örgüt var hani o örgütü de kurmamışlar. Ne de bu talimat ve yönlendirmelere dair herhangi bir delil var. Çünkü yok öyle bir şey. Osman Bey'le herhangi bir ilişkim yoktu. Yani en uzun süreyi Osman Bey'le 24-25 Haziran 2019'da yargılanırken duruşma aralarında geçirdim hayatım boyunca. Dolayısıyla tekrar söyleyeceğim davanın geneli gibi benim durumumda da özelimde de aslında herhangi elle tutulur suçlamaya delil olabilecek herhangi bir şey yok. Yani zaten delil yok. Delil diye ima ettikleri şeyler de zaten o suçlamayla ilgisi olan şeyler değil. 312'den yargıladılar cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye kalkmakla. Ama benim için en önemli yargılama şeyi, sebebi ya da argüman şiddetsiz eylem ve Ivan Marovic. Dolayısıyla hani elle tutulur hiçbir şey yoktu. Ama tekrar söyleyeceğim niye tutuklandığımı bilmiyorum. Niye bırakıldığımı bilmiyorum. Öğrenmeyi çok istiyorum. Çünkü umuyorum ki yaptığım bir şey inşallah birilerini rahatsız etmiştir ve o sebeple bütün bunlar benim ailemin, etrafımdakilerin başına gelmiştir diyorum. Yoksa daha önce de dediğim gibi hani harcaması kolay bir isim olduğum için beni harcadılar teorisi en şu anda açıklanabilir olan, en mantıklı gelen ama en üzücü olan bir tarafıyla da gibi bir durum var. Şimdi sizin tutuklandığınız dönemde ben Ahval'de şöyle bir haber yapmıştım sizinle ilgili. Sizi tanıyan arkadaşlarınız, toplumun da yakından tanıdığı isimlerle görüşmüştüm. Sizin için insan hakları eğitmeni, çocuk hakları, erken çocukluk dönemiyle ilgili çalışmalar yapan bir isim. Sivil toplum alanında açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik konularında uzman bir isim gibi yorumlar yapılmıştı. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Gezi davasındaki kararlara baktığımızda da tutuklanan hakkında ağır ceza verilen isimlerde kent savunucuları, insan hakları savunucuları, hukukçular. Yani gerçekten büyük bir sembol isimler. Buradan şunu sormak istiyorum. Bu sembol isimler, sembol kararlarla ne mesajı verilmek isteniyor sizce? Valla iki şey söyleyeyim. Birincisi ben içerideyken gösterdiğiniz ilgiye teşekkür edeyim yani bütün izleyenler. Çünkü
Benim bir kitlem yok aslında, hala da yok da girdiğimde, içeri girdiğimde de yoktu. Çok net sayısal şeylerle 600 Twitter takipçim vardı içeri girdiğimde, çıktığımda da 3600 oldu. Yani benim hani başıma gelen bütün mağduriyetle ulaşabileceğim kitle dediğim şey bu, kalabalık bu kadar. Onun için sizin gibi gazetecilerin o zaman gösterdiği hassasiyeti çok önemsiyorum. Çünkü başka türlü görünür olmasının, bu mağduriyetin yolu yoktu. Onun için bir kez daha teşekkür ederim. İkincisi, evet, mesele bazı görünür isimler üzerinden ilerliyor. Ama görünmeyen de birçok isim var. Şimdi görünen isimler üzerinden bana sorarsanız, öncelikle Osman Kavala üzerinden sadece sivil topluma değil birkaç yere mesaj veriliyor. Yani bence asıl mesaj iş dünyasına gidiyor ve onlar da bu mesajı çok net alıyorlar, çünkü seslerini çıkarmamak konusunda sanki bir anlaşma yapılmış gibi. Ben duymadım. Eğer varsa sesini çıkaran iş insanından buradan özür dilerim, ama kimse sesini çıkarmıyor. Yani parti kurmuş iş insanları var bu memlekette, hükümet devirmiş iş insanı örgütleri var bu memlekette, ama kimse sesini çıkarmıyor. Sadece şey, kurumun ismini İş Adamları Derneği'nden İş İnsanı Derneği'ne çevirmeyi sosyal ve sorumluluk vesaire olarak görüyorlar. Yapabildikleri de bu sanırım. Dolayısıyla bu sembol isimler üzerinden çeşitli çevrelere mesaj verildiğini ben de düşünüyorum. Yani bunu bir görüşünüz olarak alıyorum ve kabul ediyorum. Ama bence asıl sorun benim gibi ve benden daha az ismi ortalıkta olan arkadaşların da hayatları mahvoldu. Onlar niye dahil edildiler madem öyle? Yani dediğim gibi, benim seçilme sebebim ne kadar belli değilse, işte İnan Çekmekçi niye bu şeyde, bu listede? Onun da hayatı alt üst oldu. Şimdi Mine Özer'den içeride tutuklandı. Niye Mine Özer'den tutuklandı? Yani bazı sembol isimler var, evet. Ama bazı isimler de hani aslında sadece dosyaya iliştirilmiş ve hikayeyi sözde daha tutarlı gösterecek isimler olduğu için oraya konmuş durumda. Dolayısıyla mantıklı bir şey aramamak gerektiğini düşünüyorum bir tarafıyla. Yani isimlerin seçilmesinde çok ciddi bir mantık olmadığını düşünüyorum. Birkaç tane ismi seçip koyup hani dediğiniz gibi bazı çevrelere mesaj verme endişesi olabilir. Ama onun dışında çok sallapati yapıyorlar. Yani zaten darmadağınık bir dosya. Çünkü kimseye hesap vermeyecekler. Yani kimse çıkıp da o hakime, o savcıya bu niye bunları, niye ağırlaştırılmış müebbet istedin, niye müebbet verdin, niye tutuklama verdin diye sormayacak, yargılamayacak bu dönemde. Onun rahatlığıyla zaten herhangi bir önlem almadan ilerliyorlar, kafalarına estiği gibi ilerliyorlar. Yani işte tekrar söyleyeceğim, çarşıyla birleştirmeye karar verdiler, sonra ayırmaya karar verdiler. 30 ağır cezada beraat etmiştik, 13 bin, yani bir İstedikleri gibi at oynatıyorlar zaten yargının herhangi bir yeriyle. Dolayısıyla isimlerin de bu şeyde, kapsamda seçildiğini düşünüyorum genel olarak. Şimdi sizin dosyanız ayrıldı. Sizinle Evet. beraber birçok ismin dosyası ayrıldı. Siz yurt dışındasınız. Evet. Neden yurt dışına gittiniz? Bunu da sormak istiyorum. Ben beraattan sonra yurt dışına gittim, çünkü eşimin işi, eşim burada bir iş buldu, çocuklarımızı burada bir okula yazdık, benim çalıştığım yer buradaydı vesaire. Dolayısıyla tamamen normal sebeplerden gittik ve beraat etmiştim, ama iyi ki gelmişim, çünkü şimdi ben de büyük ihtimal 18 yıl ya da müebbet almış ve Silivri'ye geri dönmüş olacaktım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Siz sivil toplumla yakından da çalışan bir isimsiniz. Bu dava üzerinden, bu ve buna benzer davalar üzerinden sivil toplum nasıl yer aldı? Bunu da sormak istiyorum size. Yani sivil toplumu da tek parça gibi ve sadece kuruluşlardan ibaret düşünmezsek eğer, birincisi zaten 2010'ların başındaki gibi bir hareketlilik, geziye kadar süren, geziden sonra da hatta devam eden sokakta eylem yapma ve örgütlenme, kampanya düzenleme vesaire gibi işler maalesef tamamen bitti. Bir süredir bunlar olmuyor. Dün de gördük bunu nasıl, ya da işte bir Mart ayında kadın yürüyüşünde gördük nasıl şeye almaya, kontrol etmeye çalıştıklarını. Sivil toplumun en görünen kısmı diyelim, sivil toplum kuruluşları da genel olarak hükümetle
Yani eleştirmek değil, işbirliği yapma için de artık herhangi bir alan bulamaz oldular. Ama zaten eleştirmek hani pek mümkün değil. Bir sürü dernek arada kapatıldı. İşte Gündem Çocuk gibi. Hak temelli çalışma denen şeyin hakkı talep etmenin, bununla ilgili faaliyet yürütmenin tamamen siyasete indirgenip hani önünün kesildiği bir ortam yaratıldı ve tabii davanın ve benzeri davaların Büyükada davası vesaire gibi şeyleri de saymak lazım. Bu davaların etkisiyle de ciddi bir otosansür ortaya çıktı. Maalesef çok dar alanda çok zor işler yapan çok kısıtlı sayıda kuruluş ve bunun içinde gönüllü profesyonel çalışan insanlar kaldı. Geneli bayağı özel sektör yöntemleri ve özel sektörle işbirliği üzerine işler yapan bir hal aldı maalesef. Peki son olarak seçime doğru giderken nasıl bir Türkiye gidişatı görüyorsunuz? Valla çok endişeliyim. Çünkü son birkaç hamle üst üste geldi. Bu tamamen kişisel hani gözlem üzerinden. Ve bu hamlelerden en açık ve bariz olanı Gezi davasında verilen cezalardı. Eğer seçime gidiyorsak bu işin daha başındayız. Buradan nasıl gererek seçime doğru gideceğiz, daha neler yapacaklar diye endişeleniyorum. Çünkü çok yüksekten açtılar. Ve seçim dönemlerinde biliyoruz ki işte operasyonlar oluyor, işte bombalar patlıyor, ortalık birbirine giriyor falan filan. Benzer bir şey olmaz inşallah diyorum ama maalesef olacağı yönde sinyaller geliyor. Dediğim gibi seçime kadar daha ne kadar acaba gerilim artacak diye endişeleniyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Yiğit Ben Aksakoğlu teşekkür katıldığınız ederim. için. Çok teşekkürler, sağ olun.